Göreceğimiz konu ismi işaretler ve ismi mevsuller olacak. Sayfamızı görebiliyor muyuz? Evet hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ismi işaretlere nelerdir? Onlara bir bakalım. Esma-ül işareti. İsmi işaretler. Şimdi ismi işaretleri ayırırken Arapçada Esma-ül işareti, şimdi bu ok yönlerini takip ettiğimiz zaman orada bilgiler veriyor. Esma-ül işareti liş-şahsil karim, yakındaki bir kişiyi göstermek amacıyla kullanılan ismi işaretler nelermiş? Hâze, hâzihi, hâzâni, hâzeyni. Şimdi arkadaşlar bu hâzeyni, hâzâni'nin farklı bir kullanım türü. Diğeri hâtâni, hâtâni'nin diğer bir kullanım türü arkadaşlar. Hâteyni, hâulâi. Peki mesela hâzâ tek şekilde kullanılırken hâzâni, hâzeyni şeklinde de kullanılabiliyor. İki türlü kullanılabiliyor. Bu bana neyi ifade ediyor aslında? Yani bundan ne anlamam lazım? Şimdi arkadaşlar kelimeler mureb mebni olmak üzere ne yapılır? Olmak üzere iki kısma ayrılır. Mureb kelime nedir? Mureb kelime cümledeki görevi değişiklik gösterdiği zaman, cümledeki görevi değişiklik gösterdiği zaman son harfinin şekli değişen kelimedir. Mesela talip kelimesini ele aldığımızda talip kelimesinin 3 farklı okunuş şekli vardır. Hatırlayalım. Talibün, taliben, bir de talibin olmak üzere 3 farklı okunuş şekli bulunmaktadır. Şimdi buna karşın mebni kelime nedir? Mebni kelime cümledeki görevi değişiklik gösterse bile son harfinin şekli değişmeyen, yani tek bir şekli bulunan kelimedir. Mesela örneğimiz hâzâ. Arkadaşlar hâzâ'nın tek bir kullanım şekli var. Yani bunu şöyle düşünmeyeceğiz. Hâzâ fethalı, hâzû, hâzî şeklinde bir kullanımı yoktur arkadaşlar. Tek bir kullanımı vardır Arapçada. Hâzâ. Şimdi hâzâni için şurayı bir değiştirelim. Hâzâni için bir durum söz konusu. Bakın ismi işaret olmasına rağmen hâzâni'nin cümledeki görevi gereği hâzeyni şeklinde kullanımı da vardır. Şimdi hâzâni hatırlayalım İrab konusunda şöyle tanımlar kullanmıştık. Hatırlıyor musunuz acaba? Merfu, mansup, mecrur. Değil mi? Evet hocam. Bunları hatırlıyorsunuz. Peki hâzâni kelimesi merfu mudur, mansup mudur, mecrur mudur? Kim söyleyecek? Merfudur hocam. Tamam. Ref alameti nedir burada? Elif. Çok güzel. Peki hâzâni kelimesi merfu, mansup, mecrur mudur? Merfu olmayacağına göre ya mansuptur ya da mecrurdur. Ne diyeceğiz? Efendim? Ya mansuptur ya mecrurdur. Durumuna göre alameti de ye ile mecrur ya da mansuptur. Evet. Şimdi burada ya ya demeyelim arkadaşlar. Hâzeyni kelimesi cümledeki görevine göre. Mesela mef'ul ise mansuptur. Nasb alameti buradaki nedir? Cezimli ya'dır. Ama eğer başına harfi cer gelirse o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Mecrurdur. O zaman cer alameti yine burada nedir? Cezimli ya'dır. Şimdi bakın
hâzâ kelimesi merfû konumdayken de hâzâdır. Mesela müpteda olduğu zaman yine hâzâ kullanırsınız. Meful olduğu zaman da hâzâdır. Başına harf-i cer geldiği zaman da hâzâdır. Bu değişmez. Onun için hâzâ kelimesi mebniyken, bakın cümledeki görevi değişirken, değiştiği halde son harfinin şekli değişmiyor. Yani tek bir kullanım şekli var demektir. Burada bunu görebiliyoruz. Şimdi mesela bir kelimenin merfu olmasından neyi anlamamız lazım? Mesela bir ismin merfu olması derken, yani bunu neye göre söylüyoruz? Cümledeki görevine göre söylüyoruz. Mesela cümledeki hangi görevler merfu diye tanımlanabilir? Örnek verebilirsiniz. Müpteda, haber. Evet. Şimdi merfu. Mesela müpteda daima merfudur. Haber daima merfudur. Fail daima merfudur. Mesela mansup derken aslında kelimenin, ismin cümledeki hangi görevini biz anlamamız gerekiyor? Mesela mef'ul ve türleri. Ne diyoruz biz arkadaşlar? Tabii ki burada mef'ulü fi hariç, yani mef'ulün bih diyelim. Tamam? Daha anlaşılır olsun. Mef'ulün bih mansuptur mesela. Mesela ne diyebiliriz? Kânenin nesi mansup olabilir mesela? Kânenin ismi mi, haberi mi? Haberi. Çok güzel. Haberi. Veya ne diyebiliriz? İnne'nin ismi. Nokta nokta nokta. Mecrur derken ne anlayacağız? Mecrur derken arkadaşlar ismin mecrur olmasının iki şekli var. İsim ya muzafun ileyh olduğunda veya başına harfi cer geldiğinde mecrur olur. Şimdi tabii ki ref alametleri farklıdır. Şimdi ona da biraz temas edelim. Mesela merfu olan kelimenin ref alameti nedir? Ref alameti ya harekedir. Yani neyi kastediyoruz? Kelimenin ötreli okunması. Değil mi? Ya da şu şekilde iki ötreli okunması. Ya harekedir ya da nedir arkadaşlar? Ya da harftir. Mesela elif ref olduğunu gösterir. Başka ne mesela? Vav. Değil mi? Cemî Müzekker Salimler'de mesela mühendisûne kelimesindeki ref alameti nedir arkadaşlar? Vav'dır. Şimdi buradaki ref alameti Hazani'de ref alameti nedir arkadaşlar? Şuradaki eliftir. Tamam. Şu hemze değil de elif yapayım onu. Bir dakika. Evet, eliftir. Mesela tesniyelerde ref alameti eliftir. Peki ne diyelim? Bir kelime mansup ise nasb alameti lazım. Mesela ne olabilir? Üstün, iki üstün olabilir. Doğru mu? Başka? Üstün olabilir. Başka mesela nasb alameti ne olabilir? Bakın yukarıda hazeyni de. Olabilir. Evet, çok güzel. Cezimli ya olabilir. Yani şu olabilir. Nasıl diyelim? Şöyle yazalım. Mesela cezimli ya olabilir. Ya da başka ne hocam, olabilir? Cemî Müzekker'de. Salimler'de kesra da oluyor. Bir daha alayım. Mesela Cemî Müzekker'de cezimsiz ya. Sen ne demiştin? Cemî Müennes Salimler'de kesra da oluyordu. Evet, çok güzel. Çok güzel. Mesela Cemî Müennes Salimler'de kesra olabilir. Ya da mesela harften ne olabilir? Harften. Nasb alameti mesela. Zu, za, Esma-i Hamse'de ne vardır mesela? Elif olabilir. Doğru mu? Mesela zu merfudur. Za mansuptur. Zi nedir arkadaşlar? Mecrurdur. Oradaki cer alameti nedir? Ya'dır. O zaman tabii burada aklımıza gelenleri hemen yazıyoruz arkadaşlar. Cer alameti en sık kullanılanlar. Mesela bir tanesi nedir?
harekedir. Diyelim esre veya iki esre. Başka ne olabilir cer alameti? Yine şu tesniyelerde cezimli ya olabilir. Doğru mu? Mesela cemi müzekkerlerde cezimsiz ya olabilir. Veya Esma-i Hamse'de olduğu gibi normal y olabilir. Kelimenin sonunda harf olarak y olabilir. Evet, bunları görmüşsünüzdür. Belki unuttuklarınız olabilir. Şöyle bir hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, hazani kelimesi şöyle diyelim. Şurada açıklamalarını yapacağız. Yakındaki bir kişiyi göstermek için kullandığımız ismi işaretler haza, hazihi, hazani, hazeyni, hatani, hateyni, haulayi. Bunlar lişşahsıl karib. Müstamel lişşahsıl karib. Esma-ül işara bir de lişşahsıl ba'id. Uzaktaki kişiyi göstermek için. Mesela diyelim ki bu bir arabadır diyorum. Bir de uzaktaki ifadeleri kullanmak için Türkçe'de neyi kullanıyoruz? Şu, şunlar diyoruz değil mi? İşte bu anlamda zalike, tilke, zanike, bunun bir diğer kullanımı zeynike. Bakın hazaniye benziyor çünkü bunlar tesniye. Tanike, teynike, ulaike. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kural yazabiliriz. İster uzak, ister yakını, ister uzağa diyelim, ister uzak, ister yakını göstermek amacıyla kullanılan ismi işaretlerden tesniye kullanımları hariç diğer kullanımlar mebnidir. Bu durumda arkadaşlar tesniye kullanımlar nedir? Kullanımlar murettir. Bir de ismi işaretlerden ne vardır? Bir mekanı karib, yakın bir mekanı göstermek amacıyla. Mesela huna, burada, ha huna, işte burada. İkisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. İster huna kullanın, isterseniz ha huna kullanın. Esma-ül işareti lil mekanil ba'id, bir de uzak bir yeri, mekanı ifade etmek amacıyla kullanılanlar vardır. Mesela hunake, orada, hunalike, orada, semme, semmete, semmete, bunların hepsi orada anlamında kullanılır. Tabii bunların kullanım incelikleri vardır. Onlar metin okurken daha ziyade karşımıza çıktığında o farklılıkları, incelikleri görebiliriz. Ama en yaygın kullanılanı bildiğimiz üzere en yaygın kullanılanı nedir? Hünake kelimesiyle mekan bildiren ismi işaretlerden hünake kelimeleri, bunlar en yaygın kullanılanlardır. Demek ki ismi işaretler yakın bir kimseyi göstermek için kullanılabileceği gibi kullanılan kelimeler vardır. Uzak bir kimseyi işaret etmek amacıyla veya yakın bir yeri göstermek veya uzak bir yeri göstermek amacıyla kullanılan ismi işaretler vardır. Şimdi bakın, burada ismi işaretlerin kullanım şekilleri, bir de el muşaru ileyhi, neye işaret ettiği burada açıklanıyor. Örnek, haza mebnidir demiş. Bakın şu 1, 2 ne demek biliyor musunuz? Şu 1, 2, 3. 1 müfret demek, 2 tesniye demek, 3 cemi demek. Müfret, tesniye, cemiyi biliyoruz. Haza neyi gösterir? Müfredün, müzekkerun, karibun. Burada 3 tane özelliği var. Bu kelime müfrettir, tek bir varlığı gösterir. Müzekkerdir, yani karşımızdaki varlığın müzekker olduğunu bize gösterir. Karibun ve karşımızdaki kişinin yakın olduğunu gösterir. Mesela haza kitabun, şu örneği inceleyelim. Diğerlerine bakabiliriz daha sonra. Haza bu nedir? Kitabun, kitaptır. Şimdi bakın burada haza kelimesi neyi işaret etmiş arkadaşlar? Kitabun kelimesini işaret etmiş. Bakın bu müfret müzekker olduğu
için kitabın kelimesi de müfret müzekkerdir. Peki burada hemen şöyle bir şey diyelim. Örneğimizi verelim. Hâdâ kitâbün. Arkadaşlar bu nasıl bir terkiptir? Şimdi şu 23. sayfadaki terkip türlerine defaatle dönmenizi tavsiye ediyorum. Terkip dediğimiz zaman en az iki tane kelimenin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu bir ifadedir. Şimdi terkipler terkibun isnadi yün şeklinde, yani cümle şeklinde olabileceği gibi terkibun izafi yün izafet terkibi, terkibun vasfi yün sıfat terkibi veya terkibu atfin atıf terkibi gibi daha farklı terkipler de vardır ama en sık kullanılanları, en çok karşımıza çıkanları bunlardır. Şimdi burada terkip türlerini şöyle kısaca bir açıklayayım. Belki açıklamışımdır. Tekrar olsun. Arkadaşlar mesela bir cümle, Arapçada bir cümle en az iki kelime diyoruz ya, isim isim şeklinde karşımıza çıkabilir. Dikkat edin. El mescidü kebirun. Mescid büyüktür. Burada iki tane isim var. Halidün talibün. Halid öğrencidir. Bakın burada da iki isim var. Ama bu terkip nasıl bir terkip? Terkibun isnadiyyun. Bima'nen ahar cümletun. Burası cümle. Şimdi bakın şu işaretlediklerimi kıyaslamak istiyorum. Kısa bir bilgi vermek adına. Bakın bu terkibi isnadi. Peki terkibi izafide ne söz konusu? Terkibi izafide de iki isim yan yana gelmesi söz konusu. İki ismin yan yana gelmesi söz konusu. Bakalım şimdi. Külliyetül ilahiyyati, ilahiyat fakültesi. Şimdi arkadaşlar bakın bu da isim, bu da isim değil mi? Terkibi isnadi. İsim isimden oluşmuş. Peki terkibi izafinin terkibi isnadiden farkı ne? Şimdi bakın şekil farklılıklarına dikkat etmemiz lazım. Terkibi isnadideki ilk kelime el takısı almış. Yani nedir? Marife. İkinci kelime nekre. Bakın bu önemli. Şunun nekre olduğunu biliyoruz değil mi? Marife, nekre. Ve el takısı almışken ikinci kelime, dikkat edin, tenvinli gelmiş. Ve ikisi de merfu gelmiş. Ancak izafet terkibinde, bakın ilk kelimede el takısı olmadığı gibi kelimenin sonu tenvinli değil. Sadece, bakın arkadaşlar, normalde bir kelime, Arapçada bir isim, ya marifedir ya nekredir. Tamam? Yani bir kelime hem marife hem nekre olmaz. İsim hem marife hem nekre olmaz. Bu ikisinden birisi olacak. Şimdi bakın külliye kelimesi ya başına el takısı gelerek marife olacak. El takısı bulunmadığına göre sonu tenvinli olması lazım. Ama tenvin de yok. Bunun temel sebebi şudur. İzafet terkibinde muzaf olan kelime marife bir kelimeye muzaf olmuşsa, yani muzafun ilih marife olduğunda muzaf da marifedir. Marifenin türlerinden şurada bir bakayım hemen. Bakın. Burada marife demiş. Marife kelime türleri neymiş? Alemun özel isimler marifedir. Zamirun zamirler marifedir. İsmu işaretin ismi işaretler marifedir. İsmi mevsul, ismi mevsuller marifedir. Marifetun bi el, yani kelimenin başına el takısı geldiği zaman o kelime marife olur. Altıncısı da muzafun ila marifetin, marife bir kelimeye muzaf olan kelime de marifedir. Mesela bakın Zeyd kelimesi özel isimdir. Muzafun ileyhtir, marifedir. Dolayısıyla Beyt kelimesi de nedir arkadaşlar? Bu da marifedir. Buna göre şu terkipte dikkat edin, bu marife bir kelime ama nasıl bir marife? Marife bir kelimeye muzaf olduğu için marife. Bir de burada isim tamlamasında dikkat çekecek olan, dikkatinizi çekmesi gereken esas husus şudur. İkinci kelimenin harekesi ne olarak gelmiş? Esre. Yani burada ne demiştik? Mecrur. Doğru mu? Bir terkip daha var. Bunlar birbirine benzeyen ama genelde karıştırılan.
terkibi vasfi, sıfat terkibi. Sıfat terkibi de en az iki isimden oluşuyor. Bakın. Mesela fiiller sıfat olmaz, harfler sıfat olmaz. Sıfat kim olacak? İsim olacak. İki isim, bakın. El mescidü mescid, el kebiru büyük. Peki, mesela niye bu terkibi isnadi, yani cümle olmamış? Bakın arkadaşlar, birinci kelime marife iken, ikinci kelime de marife gelmiş. Birinci kelimenin harekesine dikkat edin. Birinci kelime ile ikinci kelimenin harekesi aynı gelmiş. Ref alameti ötre. Doğru mu? Ama mesela isnadi terkipte birinci kelime marife iken ikinci kelime nekre olarak gelmiş. Mesela terkibi izafi ile terkibi vasfiyi nasıl ayırt edeceğiz? En basit ayrım şudur. Terkibi izafi de muzaf olan kelimede el takısı kullanılmaz. Ama sıfatta eğer kullanılıyorsa her iki kelimede de kullanılır. Bakın burada muzafun ileyhte el takısı kullanılırken burada kullanılmamış. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir husus var mı arkadaşlar? Bu terkipleri şöyle bir kısaca özetleyeyim. Bildiğiniz şeyler. Sorusu olan var mı? Dağıtıyoruz diyor. Evet. Sorusu olan yok, var mı arkadaşlar? O zaman şuradan seçiyorum. Şu haza kitabın demiş. Dedik ya burada haza kitabın. Peki bu nasıl bir terkiptir o zaman? Şimdi buna geçmeden şu bilgilerimizi bir hatırlayalım. İsim cümlesinin ögeleri neydi arkadaşlar? Mübteda, bir, mübteda değil mi? İkincisi nedir? Haber. Mübteda nedir arkadaşlar? İsim cümlesinin öznesi. Ve genel kuralımız şudur. Mübteda marifedir. Genel kuralımız bu. Mübteda marifedir ve merfudur. Haber nedir arkadaşlar? İsim cümlesinin yüklemi. Peki haber için ne biliyoruz? Haber nekredir ve merfudur. Hatırlayalım. Mesela şöyle bir şey vardır. Haberin takaddümü diye bir konu var. Duyanınız var mı? Hatırlayanınız var mı bunu arkadaşlar? Yani haberin cümle başında gelmesi. Normalde isim cümlesinin başında mübteda vardır, sonra haber gelir. Bazı durumlarda haber neden önce gelir? Siz söyleyin. Mübtedadan önce kullanılır. Şimdi onlara girmeyeceğim. Onlara girmeyeceğim. Mesela diyelim ki mübteda nekre olup haber şibih cümle olursa haber cümle başında kullanılır. Mesela bu bir kuraldır. Mesela fil mescidi talibun. Mescitte bir öğrenci var. Ya da fil camiati talibetun. Üniversitede kız öğrenci var. Şimdi buradaki mübteda nedir arkadaşlar? Nekre gelmiş. Haber de şibih cümle olarak geldiği için yer değiştirmek durumundadır. Onları ileride görürüz. Şimdi şu iki bilgiye göre, yukarıdaki bilgilere göre. Şimdi diyelim ki bu nasıl bir terkiptir arkadaşlar? Arkadaşlar bu... Hocam isim cümlesidir. Efendim? İsim cümlesidir. Yani onun dışında hazan müttedadır, kitabın haberdir. Tamam, şimdi burada terkibi, hani isim cümlesidir diyoruz. Ben terkip türlerinden hangisine dahil edeyim? Mesela bu terkibi izafi olabilir mi? Olamaz. Terkibi vasfi olabilir mi? Olamaz. Terkibi isnadidir. Başka bir deyimle nedir arkadaşlar? Cümledir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şurada bazı bilgiler vereceğim ona götürmek için.
Hâzâ kitâbun dedik. Hâzâ beytun, hâzâ talibun, hâzâ imamun vesaire. Hâzihi mebnidir. Müfret müennes garib. Yakındaki bir tekil müennesi gösterir. Başka bir şey daha gösterir arkadaşlar. Başka bir şey için de bunu kullanırız. Bunu hatırlayın. Cem'u gayri akilin. Cem'in gayri akıllar vardır. Evet, cem'in gayri akıl hakkında söz söyleyecek olan var mı? Cem'in gayri akıl derken ne anlayacağız? Akılsız çoğullar değil miydi hocam? Evet, sizin sesiniz mi az geliyor? Akılsız çoğullar. Şimdi arkadaşlar, orada da şöyle bir hatırlatalım. Şimdi Arapçada cem'i bir, ya salimdir, iki, ya da nedir arkadaşlar? Gayri akıl. Mesela cem'i, bu salim de kendi içinde ne yapıyor? Cem'i müzekker ve cem'i müennes salim diye ikiye ayrılır. Mesela diyelim ki mühendisune. Yani cem'i salim derken kurallı çoğuldur arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu cem'i gayri akıl derken aslında cem'i müzekker salim dışında cem'i teksir vardır. Şunu şöyle bir öyle yapalım o zaman. Buna ne diyelim biz? Cem'i teksir. Salim ne demek? Kurallı demek. Teksir nedir arkadaşlar? Kuralsız. Kuralsız çoğul. Şimdi mesela cem'i müzekker salim mühendisune. Cem müennes salim mesela ne olabilir? Mühendisatün şeklinde gelir. Ama kuralsız, adı üstünde kuralsız. Mesela kitabın kelimesinin çoğulu nasıl gelir arkadaşlar? Kütübün. Bakın cem müzekker salimde bu vavnun kurallı gelir. Yani mühendisune, muallimune. Evet, şimdi 10 dakikamız kaldı. Sistem sona ererse arkadaşlar bir 10-15 dakika sonra tekrar sisteme girelim. Tamam? Şimdi müennes salim nasıl geliyor? Mühendisatün, muallimatün gibi. Ancak cem'i teksir dediğimiz şeyler kitabın, kütübün. Mesela başka ne diyebiliriz? Talibün, bunun cem'i teksiri nedir arkadaşlar? Tullabün. Bak, kırık çoğul diyoruz biz buna. Bak, kurallı gelmemiş. Mesela bu cem'i müzekkerdir ama teksirdir burada. Vavnun. İşte bu cem'i teksirin içinde cem'i teksirin içinde demeyeyim de şu cem'i müzekker, cem'i salim ile cem'i teksirler içinde bir ayrım daha var. O da nedir? Cem'i akıl, bir de cem'i gayri akıl. Bu ayrım önemli. Şu açıdan önemli. Mesela cem'i akıla ismi işaretlerden örnek verelim. Ha ula'i tullabün dedim. Bakın bu çoğul. Peki cem'i gayri akılda mesela ne diyebiliriz? Şimdi çoğul ismi işaret nedir? Haulâ'i. Ancak buradaki haberimiz cem'i gayri akıl olduğu zaman hâzihi kütübün şeklinde gelecek. Yani haulâ'i kütübün şeklindeki kullanım nedir arkadaşlar? Yanlış bir kullanımdır. Bu cem'i gayri akıl, cem'i akıl ayrımı. Mesela cem'i salim, cem'i müzekker salim, cem'i müennes salim, cem'i teksir. Tabii cem'i kıllet, cem'i kesret gibi ayrımlar da var. Şu anda onlar bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi burada cem'i gayri akıl dediğimiz durumda, yani terkibi isnadinin haber ögesi, şurada göstereyim, kütübündeki gibi, pardon, şu yanlış. Kütübün haber kelimesi, haber ögesi, kütübün kelimesi gibi
cemi-i gayri akıl şeklinde gelirse o zaman müptedada ne olarak gelecek arkadaşlar? Hazihi şeklinde müfret olarak gelecek. Bu çok yerde geçerli. Bu çok yerde geçerli. Mesela ismi mevsuller konusuna geldiğimiz zaman orada da karşımıza çıkacak bu. Şu cemi-i gayri akıl konusu çok yerde karşımıza çıkıyor. Bunu bileceğiz. Yani şöyle düşünün. Akılsız varlıkların çoğulu kullanıldığında bazı kullanım türlerinde çoğul kullanmayacağız. Ne kullanacağız arkadaşlar? Müfret müennes. Yani hazihi gibi müfret müennesini kullanacağız. Hazani, hazeyni mu'rabun mu'rabtir. Tesniye müzekkerdir ve yakını gösterir. Hatani, hateyni mu'rabtir. Tesniye müennestir, yakını gösterir. Örneklerimiz burada var. Haulâ-i mebnidir. Cemî müzekker ve müennes. Bakın ismi işaretlerde haulâ-i kelimesi hem cemî müzekkeri kullanmak hem de cemî müennesi göstermek amacıyla ne yapılır? Kullanılır. Ortak kullanılır. Mesela bakın hâzâ hâzihide müzekker müennes ayrımı varken hâzâni hâtânide müzekker müennes ayrımı varken çoğulunda böyle bir ayrım kullanmıyoruz. Mesela haulâ-i tullâbun, haulâ-i talibatun. Bakın bu müzekker, bu da müennes. Altıncısı ne burada? Hüna ya da hâhuna mebnidir. Yakın bir mekanı işaret etmek için kullanılır. Mesela hüna orada vardır, camiatun bir üniversite. Hüna oradadır, ney? Beytun ev mesela. Örnek. Şimdi şunlar, şuraya kadar yakın işin işaretleri gördük. Şuradan aşağısı ise nedir? Zâke, zâlike. Mesela mebnidir. En çok zâke'den ziyade zâlike kullanılır. En sık kullanılan zâlike'dir. Müfret müzekkerdir ve ba'idun uzağı gösterir. Yani nasıl o zaman anlayacağız? Zâlike şu nedir? Artık bu demiyoruz burada. Zâlike şu nedir? Kitabın bir kitaptır gibi. Tilke müfret müennestir. Yakını uzağa gösterir. Ba'idun. Bakın bunda da ne var arkadaşlar? Cemî gayri akıl söz konusu ise o zaman tilkeyi kullanacağız. Çoğul kullanmayacağız. Mesela tilke talibetün şu bir kız öğrencidir. Tilke şunlar kütübün kitaplardır. Dikkat edin. Hazihide de aynı durum söz konusu olur. Zânike zeynike mureptir. Tesniye müzekker ve uzağa göstermek için kullanılır. Tanike, teynike, tesniye müennestir, müsennen müennes. Müsenna ne demek? Tesniye. Ba'idun uzağa göstermek için. Ulaike, mebnidir. Cemî müzekker ve müennes. Yani hem müzekker çoğul için hem de müennes çoğul için ortak kullanılır. Ba'idun, uzak anlamı verir. Hunake, ev, hunalike. İkisi de olabilir, kullanılabilir. Mekanun ba'idun uzak bir mekanı gösterir. Hunake orada vardır. Camiatun bir üniversite. Arkadaşlar semme. Bakın sümme değil ona göre. Semme. Semmete, semmete. Yani hem ta-i marbuta ile hem de ta-i meftuha ile yazılma şekli vardır. Yani iki şekilde de yazılabilir. Mekanun ba'idun uzak bir mekanı göstermek için kullanılır. Mesela semme orada vardır. Ne vardır? Müşkiletün bir problem. Ya da semmete orada vardır. Tehlüketün bir tehlike. Şimdi şurada kalalım. Bir 10 dakika sonra şu kısmı. Bakın burada ismi işaretlerin müşarun ileyhleri marife, nekre kullanımı söz konusu olduğunda nasıl bir terkibe dönüşüyor? Bunu açıklayacağız. Ondan sonra şurada örnekler var. Onları sizle birlikte yapacağız arkadaşlar. Vakit kalırsa ismi mevsul, esma-ül mevsul konusuna da gireceğiz. Bu ismi mevsul konusu bence Arapçada en önemli konulardan bir tanesidir. Şunun için mesela İngilizce bilenler varsa cümle içinde mesela who, where, what gibi soru edatı diyebildiğimiz ama cümle içinde bağlaç olarak kullanılan kullanımlar vardır. Ona karşılık gelen kullanımlardır bunlar arkadaşlar. İsmi mevsuller. İşte nasıl oluşturmamız lazım?
Yani iki tane cümle yan yana geldiğinde bunu bir ismi mevsul şekline sokarken nasıl hareket etmemiz lazım? Bunları bir sonraki derste anlatacağım. Şimdi sorusu olan var mı arkadaşlar? Şuraya kadar anlattığımız konulardan aklına takılan, sorusu olan